Merhaba, bugün gerçekten kendini dil öğrenmeye adayan insanların çok işine yarayacağını düşündüğüm bir videoyla sizinleyim. Dil öğrenmeyi amaç haline getirmiş insanlara çok yardımcı olabileceğini düşündüm. Bazı maddeleri bir araya toparladım ve bunlardan size bahsetmek istiyorum. Hayatım boyunca ilkokuldan beri yabancı dil öğrenmek üzerine bir eğitimim oldu. Ana dilim Türkçe, Türkçe konuşuyorum ama ilkokuldan beri İngilizce eğitimi alıyorum ve ortaöğretim ve liseyi komple İngilizce eğitim alarak tamamladım. Yani bütün dersleri İngilizce görerek tamamladım. Buna ek olarak zaman içerisinde Fransızca Delft'ten A2 seviyesinde bir belge aldım. Sonra üniversiteye başladığım zaman Romanya'da okumaya başladığım için Romence öğrenmem gerekti. Aynı anda da geleceğim için Almanca öğrenmeye karar verdim ve şu anda da Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Tıp okuduğum için hastalarla hastanede Romence konuşmam gerekiyor. Günlük yaşantımda Romanya'da yaşadığım için insanlara adapte olup Romence konuşmam gerekiyor. Ve emin olun artık dil öğrenme konusunda neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını ayırt edebilecek seviyeye geldim. Şimdi ilk olarak en önemli madde bence bir deadline belirlemek, yani bir tarih belirlemek kendinize. Her zaman dil öğreneceğiniz zaman hangi dil olursa olsun ve ne için öğreniyor olursanız olun kendinize bir sınır çizmeniz gerekmekte ki bu bence en önemli ve en büyük madde. O yüzden bir numaraya koydum. Ben İngilizce öğrenmeye başlıyorum diyorsunuz ve ya bir kitap alıyorsunuz ya kendi kendinize ya da ders almaya başlıyorsunuz. Herhangi biri hiç fark etmez. Bunu havaya böyle hani kendiniz için hiçbir sınır, hiçbir deadline belirlemeden yaptığınız zaman çok havada kalan bir bilgi olduğunu göreceksiniz. Ama kendinize sınav koyun. Yani gerçekten gidin öğreneceğiniz dilin resmi belgesini alabilmek için bir sınava kendinizi kaydettirin. Deyin ki ben mesela bundan 2 sene sonra İngilizce IELTS sınavından ya da TOEFL sınavından ya da herhangi bir İngilizce seviye belirleme sınavından şu seviyenin sınavına gireceğim diye kendinize o sınırı koyun. Ve o tarihe kadar o sınava gerçekten hani üniversite sınavınıza hazırlanırmış gibi hazırlanın. Yani gününüzün bütün vaktini verin demiyorum ama eğer bir sınav olacağını bilirseniz veya eğer sizin seviyenizi ölçecek bir şey olduğunu veya bir tarih olduğunu bilirseniz o bilgileri öğrenmek için yani bir süreniz olduğunu bilirseniz ona göre program yapıp kendinizi birazcık daha zorlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden mutlaka kendinize bir program çizin. Yani şu anda eğer bir sınava yazılmak mümkün değilse de kendinize bir program çizip ona uyun. Ama dediğim gibi eğer bir sınava yazılırsanız biliyorum stresli bir şey ama biz bu şekilde çalışmak üstüne yetiştirildiğimiz için yani sen de eminim çocukluğundan beri bir sınava girmek, onu geçmek için yani bu mantıkla büyüdüğün için ve bu mantıkla büyüyor olduğun için kendini yine alışık olduğun çalışma sistemine sokman daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden kendine bir sınav koy ya da eğer özel ders alıyorsan hocana seni sınav yapmasını söyle. Böylece göreceksin ki çok daha programlı ve düzenli çalışmaya başlayacaksın. İkinci maddemiz nasıl not kaynak hazırlayacaksın. Bu yine kendin çalışıyorsan da herhangi bir dille ilgili ders alıyorsan da geçerli olan bir şey. Kendine bir deadline belirledin. Yani bir tarih var ve o tarihe kadar hangi seviyeye geleceğini belirledin diyelim ki ve bir sınavın var önünde çalışman lazım. Sen kendin normal herhangi bir derse çalışırken nasıl verimli olabiliyorsan dili de aynı şekilde düşünmen lazım. Evet farklı kulvarlar, matematikle dili aynı kategoriye koyamam ama senin öğrenme biçimin nasıl işliyorsa öyle yapman lazım. Mesela ben hep söylüyorum. Renkli güzel defterlerden, güzel kalemlerden, güzel not almaktan çok motive olan bir insanım. Bu yüzden bunu her zaman dil öğrenimime de uyguluyorum. Gidip mesela kendime benim ilk yaptığım şey şu anda Almanca'ya çok ağırlık vermeye çalışıyorum. İlk yaptığım şey 2 tane defter almaktı. Bunların bir tanesini derste işlediğim ve yeni gördüğüm grammar konularını yazmak için, defterlerin bir tanesini de yeni öğrendiğim kelimeleri yazmak için kullandım. Bu benim kendime göre yaptığım bir ayrıştırma. Ama sen bunun daha farklı bir versiyonunu yapabilirsin. Öncelikle kendini motive edecek ekipmanlar sağla. Eğer bu defterse git ve güzel defterler al. Kalemlerse güzel kalemler al. Güzel bir çalışma ortamı yarat ve bunu kafana evet bu benim yapmam gereken bir görev gibi düşün. Ve ajandana, günlük programına onu ekle. Hani bu öteleyebileceğin ve ötelersen kendini geliştirebileceğin bir şeyden çok yapmak zorunda olduğunu hissetmen gereken bir şey. Çünkü evet dil öğrenmek bence istekten kalpten gelir.
gelen bir şey. Çünkü özellikle hani okul gibi bir zorunluluğun yoksa ve dışarıdan öğrenmeye çalışıyorsan gerçekten istekli olan bir şey. Ama kendini bir noktada da zorlaman lazım. Çünkü dil öğrenirken belli bir seviyeyi aşmadığın sürece o dilde akıcılığa erişemiyorsun. Mesela İngilizce'de de benim için bu geçerliydi. Belli bir seviyeye kadar çok zorlanıyorsun, çok zorlanıyorsun. Ama o seviyeyi atladığın zaman, yani bu aşağı yukarı B1 seviyesine eşdeğer sanırım. Bu seviyeyi atladığın zaman konuşman rahatlıyor, kendine özgüvenin artıyor, kendini daha kolay geliştirebilmeye başlıyorsun. Ama bu seviyeye gelene kadar kendini zorlaman lazım. Ve bu süreçte de kendini motive edecek şeyler bulman lazım. Üçüncü maddem arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu konuda çok önemliler. Eğer şu an çevrenizde sizinle aynı dili öğrenmeye çalışan biri varsa bu çok güzel bir şey. Her an her zaman beraber çalışmanıza gerek yok. İkinizin aynı seviyede olmasına da çok fazla gerek yok. Ama yakın bir noktadaysanız böyle günün belirli saatlerinde konuşma ayarlayıp da böyle birbirinize sohbet ederseniz bunun çok faydası olacağını düşünüyorum ben. Pratik her zaman her zaman her zaman konuşmada çok önemli bir şey. Ben bunu ilk buraya geldiğimde fark ettim. Çünkü teori olarak ortaokul ve lise hayatım boyunca İngilizce bir eğitim almış olsam bile Türklerin olduğu bir yerde yaşadığım için ve Türkçe konuştuğum için İngilizce pratiğimi çok fazla yapamamıştım. Ama Romanya'ya geldiğim zaman ve bölümüm İngilizce olduğu için yabancı arkadaşlarımla hep İngilizce konuşmam gerektiği için pratiğimi geliştirdikçe özgüvenimin daha arttığını, daha akıcı konuştuğumu, daha hızlı konuştuğumu ve çok daha rahat olduğumu görmeye başladım. Bunun burada da pratiğin önemini vurgulamaya çalışıyorum size. Eğer aynı dili öğrenmeye çalışan bir arkadaşınız varsa mutlaka onunla haftada bir saat ya da yarım saat bile olsa o dilde mesajlaşmaya çalışın mesela. Çok saçma bile olsa. Mesela biz Bade ile arkadaşımla beraber geçen sene Romence dersleri alıyorduk. Ve çok saçma bile olsa birbirimize çok saçma bir şekilde Romence mesajlaşmaya çalışıyorduk mesela. O bana cümle kurmaya çalışıyordu. Ben ona günümü anlatmaya çalışıyordum. Ve ortaya çok komik bir diyalog çıksa bile orada bir çaba sarf ediyorduk. Çünkü öğrendiğimiz fiilleri hayata geçirmeye ve kullanmaya çalışıyorduk. Bir diğer önemli madde. Ben burada dizilerin ya da şarkıların bana çok etkisi olduğunu görmedim açıkçası. Çünkü bir şarkıyı seviyorsam ben genelde dinliyorum. Bunun sözlerini alıp başka bir dile çevirip anlamaya çalışıp konuşmak ya da bilmediğim hiç sıfırdan açtığım bir dilin altyazılı bir şekilde dizisini izlediğim zaman bana diziler çok verimli gelmiyor açıkçası. Eğer ben bir diziyi açıyorsam atıyorum Almanca bir dizi açıp da altına İngilizce veya Türkçe altyazı koyduğum zaman ben zaten o altyazıyı okuyorum ve o konuşulan dilin bana çok bir katkısı olmuyor açıkçası. Ben bunu da denedim. Şeyi de çok denedim. Onunla bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Gece uyurken hep Romence programlar açık bıraktım. Kulağım aşina olsun veya hep Romence şeyler dinlemeye çalıştım Romence öğrenirken. Bunların da çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o esnada izlediğiniz şey ilginizi çekiyorsa ya altyazıya bakıyorsunuz ya da bir süre sonra ilginizi kaybediyorsunuz ve onu artık dinlememeye başlıyorsunuz. Burada ben size şunu önerebilirim. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Burada herhangi bir kırtasiyeye girip Romen çocukların okuma öğrenirken kullandıkları bu birinci hani bizim de İlkokuldayken okuma yazma öğrendiğimiz zamanlarda böyle sıfırdan yediye giden böyle seviye okuma kitaplarımız olurdu. Hani Ali topu tut tut Ali tut falan. O kitaplardan buldum. Yani çocukların ilkokulda kullandığı, okumayı yeni öğrenirken kullandığı ve basit cümlelerin olduğu bir kitap alarak o kitaptan dilinizi çalışabilirsiniz. Atıyorum İngilizce için bunu yapmak istediniz ve gidip İngilizce okuma öğrenen çocuk bildiğiniz bir sırf birinci seviye bir çocuk kitabı aldınız. Hem o kitaptaki cümlelerden kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. Hem de o kitabı bitirdiğiniz zaman, o 5 sayfalık, 10 sayfalık basit kitabı bitirdiğiniz zaman beyniniz bir şeyler yapmış olduğunuzu ve başarmış olduğunuzu algılayacağı için böyle daha motive hissetmeye başlayacaksınız kendinizi. Ve bence bu dizi izlemekten daha çok işe yarayan bir yöntem. O yüzden eğer ulaşabiliyorsanız ve internetten ikinci ellerini bulabiliyorsanız ya da internetten PDF ellerini bulabiliyorsanız fotokopiciye gidip bastırabilirsiniz. Ve böyle elinizde okuma yazma öğrenen bu çocukların okuduğu en basit seviye kitabı alıp oradaki mesela bir cümleyi parçalara ayırmaya çalışın. Her kelimenin anlamına açıp yanınıza sözlük bulundurun ve o sözlükten bakın. Sonra o cümlenin genel anlamını çıkarın. O fiil çekimini niye o şekilde kullanmış o cümlede onu anlamaya çalışın. Ya da orada ilk kez bir fiil görüyorsanız o fiilin kişilere göre çekimlerini araştırıp bunları böyle defterinize not edin. Mesela bu da güzel bir çalışma yöntemi. O yüzden bunu size öneriyorum.
Çokça soru sorun ve çokça merak edin. De ben genelde ders almaya çalışıyorum. Yani eğer mümkünse alabiliyorsam o süreç içerisinde ve bir dili gerçekten öğrenmek istiyorsam ilk aşamalarda ders almak istiyorum. Temelimi sağlam oturtmak istiyorum ve hocama genelde ne merak ediyorsam saçma veya değil aklıma ne geliyorsa her şeyi soruyorum. Meraklı olun, sorun. İlle hocanız olmasına gerek yok ya da bir hocaya sormanıza gerek yok. Eğer o dili bilen başka biri varsa çevrenizde ona sorun, araştırın, internete yazın. Şey çok önemli. Mutlaka bunu yapın. Google Translate'e kelimeyi yazıp nasıl okunduğunu mutlaka bakın. Yabancı dilde merak gerçekten çok önemli bir şey. Sürekli sorgulayın. Sürekli öğrenmeye çalışın. Sürekli bu ne demek deyin. Süt ne demek? Ekmek ne demek? Bunu söylemek istiyorum. Bunu nasıl söyleyebilirim? Bu ne demek? Eğer ders alıyorsanız hocanıza sürekli bunları sorun. Bunun okunuşu nasıl? Ben de tekrar etmek istiyorum. Ben de okumak istiyorum. Telaffuzum doğru mu? Hiç çekinmeden çok açık bir şekilde bunları sürekli sorun. Şimdi günümüzde çok fazla böyle online ders alabileceğiniz platformlar da kuruldu. Bunlardan da yardım alabilirsiniz. Ders alma imkanınız varsa ders alabilirsiniz veya bilen biri varsa onunla konuşabilirsiniz. Bunların hiçbirine sahip değilseniz Google Translate'e yazıp kendinizi siz geliştirebilirsiniz ki YouTube'a da mutlaka bakın. Öğrenmek istediğiniz dille ilgili eminim ki birçok YouTube kanalına da denk geleceksiniz. Onlara da bakmayı unutmayın. Meraklı olun ve öğrenmeye açık olun. En önemlisi bu. Kendinizi bir kalıba sokmayın. Kendinizi aa bakın bu böyle yapmış, böyle dil öğrenmiş, ben de bunu yapmalıyım diye düşünmeyin. Kendinizi açık ve özgür bırakın. Çok güzel bir adım atıp kendini geliştirmeye, yeni bir dil öğrenmeye, böyle geleceğin için bir şey yapmaya kalkmışsın ki şu anda bu videoyu da izliyorsun. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden bu süreci ne kadar zor olursa olsun mutlulukla karşılamaya çalış. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Önemli olan bir diğer madde ise doğru kaynak. Doğru kaynağı bulduğunuzdan ve anlayabileceğiniz bir kaynağı bulduğunuzdan emin olun. Çünkü bazı dil kitapları çok karmaşık anlatabiliyorken bazı dil kitapları çok daha eğlenceli ve güzel bir şekilde öğretebiliyor. O yüzden alanının en iyilerini bulmaya çalışın. Bazen pahalı olabiliyor dil kitapları ama ikinci ellerini bulabilmeniz çok olası bir şey. Bunları iyice araştırın ve böyle hemen ilk gördüğünüz kitaba değil de gerçekten anlayacağınızı düşündüğünüz ve iyi olan bir grammar kitabı alırsanız o zaman öğrenme süreciniz de daha iyi ve daha keyifli geçecektir. Mesela benim Romence için aldığım kitaptan çok fazla bir verim alamadım. Çünkü bana göre çok soğuk ve düz bir kitaptı. Ama Almanca öğrenmek için aldığım kitabı daha renkli, daha interaktif, daha beni içine katan, daha güzel bir öğrenim yolu olan bir kitap olarak düşündüğüm için Almanca öğrenirken şu anda daha keyif alıyorum mesela. Bunun da çok büyük bir etkisi var. Ders aldığınız hocanızın, çalıştığınız kitabın kaynağının ve sizin isteğinizin dil öğrenmenizde aşırı büyük etkisi var. Küçük taktikleri her şeyi geçin. Eğer büyük resme bakmak istiyorsanız az önce söylediğim gibi o motivasyona sahipsen ve bunu yapmak istiyorsan süreci kabullenip bundan mutluluk duy. İyi araştırma yap. Kaynaklarını iyi seç ve etrafında insanlar varsa mutlaka onlarla pratik yap. Bugünlük videom bu kadardı. Bahsetmek istediklerim bu kadardı. Eğer dille ilgili ikinci bir video isterseniz ve birazcık daha fazla dil öğrenme süreciyle ilgili ve ben nasıl çalışıyorum, ben nasıl öğreniyorum bunları daha fazla görmek isterseniz aşağı yorumlara belirtmeyi unutmayın. Eğer bu videodan verim aldıysanız ikincisini de çekmekten mutluluk duyarım. Umarım bu dil öğrenme serüvenine birazcık katkı sağlayabilmişimdir. Hangi dili öğrenmek istediğinizi aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.